Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığ Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Şöyle... Bir Cenk marka mürdüm rengi çiçekli tülbentim var. 732 numaraymış arkadaşlar. 3 numaraymış. Yeşille tabanını hazırladım. Bir modelimiz var. Evet, şimdi dün size fıstık modeli hazırlamıştım arkadaşlar. Bugün bu fıstık modelini, fıstık yapamıyorum diyen arkadaşlar bu şekilde papatya yaprağı yapabilir. Bu çimenin yaprağın kenarına çiçek olarak. Evet, şöyle göstereyim. Fıstığı alternatif papatya arkadaşlar. Güzel durur. Bu da 3 tane, 4 tane bırakıyoruz. Şöyle bakın. Ara mesafesi olarak bir tanesi bu şekilde çiçeğimizi tutturmak için gidiyor. Arada 3 tane kalıyor. 3 de fazla şey değil arkadaşlar. Uzak değil. Evet. Modelim bu. Şimdi anlatım kısmına geçerek nasıl yaptık onu tarif edelim. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 no'lu videoda mevcut, oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, arka tarafı unutuyoruz. İlk başlar gibi başlayacağız. Dediğim gibi 4 tane bu trabzanlardan yapacağız. Şimdi 2 tanesini yapmışım. 2 tane de beraber yaparak mesafeyi vereceğiz. Sonra yaprak işlemini yapacağız arkadaşlar. Evet. Sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıkı sıkı kalıp gibi olsun diye 5 zincirimin üzerine 2 defa tığ doladım. 1 tane bırakıp ikinciye 4 seferde 1, 2, 2 ve 2. Bu şekilde trabzanımı hazırlayıp 4 zincir çekiyorum. Kapattım. Geri kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Altıncıyı yuvada kapattım. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa tığ doladım. Bir tane atlayıp ikinciye 1, 2, 2 ve 2. Trabzanımızı hazırladık. 4 zincir çekiyorum. Kapattım trabzanın ara kısmına. Geri kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Altıncıyı bir sonrakine kapatıyorum. Şöyle bir tane bıraktığımız için arkadaşlar dibine batarsanız marullanır. O yüzden bu şekilde güzel ve dik durması için bir sonrakine batıyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Bismillah. 2, 3, 4 ve 5 zincir. 2 defa tığ doladım. Bir tane bırakıp ikinciye şöyle 4 seferde 1, 2, 2 ve 2. 7 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Hemen kapatmış olduğum bu trabzanın tepe noktasını. 7 zincirimi sabitleyip 2 tane zincirle düz tarafına döndüm. Bir defa tığ doladım. Bu yuvanın içerisine yaprak yapacağız. Şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa tığ doluyorum. Şimdi 3 seferde 1, 2, 2. 4 zincir. Trabzanın ara kısmına girip ipliği oluşturdum. Şimdi 2 defa tığ doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıp 3. kirpiği oluşturdum. 2 defa tığ doladım. Hemen yuvadan 4 seferde bakın 1,
2, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. Şimdi 3 defa doluyorum. En son 3 defa. Şöyle bakın. Fazla uzatmıyorum. Hafif bir tık. Bir öncekinden uzun olması yeterli. 4 zincir. Kapatıyorum. Şimdi bu son yaptığımız trabzanın içine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yedinciyi yuvada. Evet. Yaprak işlemi bitti arkadaşlar. Bakın. Yaprak bu şekilde. Şimdi dal için 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Ve yuvanın içerisine şöyle 2, 2 ve 2. Bu şekilde bu uzunlukta 3 zincir boyutunda yanına hemen bir tane trabzanı yapıp 7 tane zincir çekiyorum. 7 zinciri tam ortasından kapatıp yuvamı oluşturdum. Bu kalan kısmı da 4 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Beşinciyi yuvada yapıyorum. Yaprağın yanına da bir tane dal yaptık. Ve bu ilk yaptığımız trabzanı 5 tane sık iğne ile doldurup yaprak işlemini tamamlayacağız. Bakın bu 1. Şöyle 2, 3, 4 ve 5. Bakın. 5 tane sık iğneyi de buraya doldurup bir sonrakine kapatıp evet. Yaprağı bu şekilde arkadaşlar bakın. Ara suyunun trabzanları. Bunlar ütülenince arkadaşlar böyle bol durmuyor. Eğer 4 zincir çekerseniz geri duruyor bakın. Ütülenmiş halini denedim. 5 zincir gayet iyi. Şöyle bir tane daha yapalım. 2 tane yaptık başta ama bir tane daha yapıp çimen işlemini bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Evet, 5 zincirin üzerine 2 defa tığımı doladım. Bir tane bırakıp şöyle ikinciye 1, 2, 2 ve 2. 4 seferde trabzan. Şöyle 4 zincir. Kapattım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne. Altıncıyı bir sonraki yuvada kapatarak şöyle işlemi tamamlıyorum. Şöyle arkadaşlar ben bir yapınca tırnak ütüsü şöyle çekiyorum ki 4 zincirli yerden ütüleyinken rahatça hemen sürüp çıkıyorum. Evet, çimeni bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu papatyalarımızın çiçeğimizin nasıl yapıldığına geçelim. Evet, şöyle. İpimi tığımıza tutturduk ve bu 7 zincirli yuvadan sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. 1 ve 2. 2. 3 seferde bu şekilde trabzan yaparak başlıyorum. Ara kısmına şöyle 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Yine yuvadan girip 1 ve 2. İki tanesi tığım da şöyle. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girip 1 ve 2. Bakın 2 olan ilmek 3 oldu. Üçünü birden buraya kapattım. 1, 2, 3 zincir. Şu yuvadan burada 5 tane olacak arkadaşlar. Bir defa tığı doladım. 1, 2. Bir defa tığı dolayıp 1 ve 2. Üçünü birden kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1 ve 2. Üçünü birden kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. 1 ve 2.
Bir defa daladım. Şöyle bir, şöyle iki. Şimdi bakın. Dört tane bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Beşincisini aynı ilki gibi farklı yapacağım. Bakın. Şöyle beşinci trabzanı ikisi tığında üç. Hiç bırakmayıp şimdi üç zincirle tek trabzan yaptım. İkinci trabzanı da üç zincirle aşağıya inerek yapıyorum. Bakın. Bir zincirle de dibini. Bu şekilde. Evet. Şimdi bunun üzerine bu 5 tane yapmış olduğumuz yuvaların üzerine papatyaları yapacağız. Bakın 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan. 6 tane ikili trabzan. 5 tane de üçer zincirde yuva hazırlıyoruz dalımıza. Beyaz kısım olarak. Şimdi üst papatyasını yapalım. Evet, şimdi bu en sonki sık iğneli trabzanın yanındaki pipirikten sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen buraya kapattım. Sık iğne ile. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Şunu biraz İki defa tığı doladım ve iki, iki ve iki. İki defa tığı doladım. Hemen şöyle iki, iki ve iki. Üç oldu. Yuvanın içerisine şöyle arkadaşlar bakın. Altı tane. İki, dört, altı tane. Evet. Zincirle beraber dört oldu. Beşinciyi aynı şekilde 2, 2 ve 2. Aralarına hiç boşluk bırakmadan çekiyorum. Şöyle kalıp gibi olsun diye arkadaşlar. Bakın böyle güzel duruyor. Şimdi sıkı sıkı 3 tane zincir çekip bunu da 6. trabzan olarak yuvada kapatıyorum. Şöyle. Ve diğer yuvaya da sık iğne ile geçiş yapıyorum. Diğer o 4 yuvayı da aynı şekilde yapacağız. 3 zincirimi çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 2, 2 ve 2. Evet, şöyle zincirle beraber onu da sayıp 6'ya tamamlayacağız. İlk ve 6. trabzanımız zincirden oluşacak arkadaşlar. 3 zincirimi çekiyorum. Diğerine sık iğne ile geçiyorum. 3 zincir. 2. 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. 2. 2 ve 2. 3. 3. Şöyle arkadaşlar. Tekrar. 2 defa tığı doladım. 2. 2 ve 2. 2, 2 ve 2. 1, 2, 3 zincir kapatıyorum. Yuvanın içerisine, beyaz yuvanın içerisine sabitliyorum. Diğer yuvaya sadece sık iğne ile geçiyorum. Böyle bombili bombili papatya yaprakları oluyor. 3 zincir, 2 defa tığı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. Oldu. 2, 2 ve 2. 2 ve 2. Şöyle. Sonucu yuvaya da geçip yaprakları yapacağız arkadaşlar.
3 zincirimi çekiyorum. İki ve iki. 4 zinciri çekip kapatıyorum. Şöyle dibine de bir tane zincir çekip diğer bu 4 zincirin içerisinden şöyle arkadaşlar tığımızla açıp da girebiliriz. Tam ortasından girdim. Buraya bakın. Bu şekilde sabitledim. Evet. Şimdi bunu kesip arkada yakacağım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Papatyalısı da fıstıklısı gibi çok güzel oldu. Şöyle. Bir de arka tarafını da göstereyim. Bazen yorumlarda yazılıyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu modelin fıstıklısını yaptık bir önceki de. Tülbenti de bu fıstıklarla devam ettireceğim. Şöyle bir yan yana koyup sizin zevkinize sunmak istedim. İkisi de ayrı bir güzel arkadaşlar. Bu fıstığı yapımını bilmeyenler bu papatya yaprağıyla böyle aynı modeli yapabilir. Gördünüz arkadaşlar şöyle. Şunla da bir renkleri aynı olursa güzel gözükür. Bakın bu da fıstıklı, bu da papatyalı. Tutamadım. Evet, ikisini yan yana koyayım. Bakın istedim. Gerçekten hiçbir farkı yok. Zevkiniz hangisini isterse papatya sevenler için bu daha güzeldir. Şöyle. Fıstık sevenler için de bu daha güzeldir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu renkleri olsun diye uğraşıyorum ya. Hatta şöyle yapayım arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Biri papatya yaprağı, diğeri fıstık. Hangisi hoşunuza giderse, hangisini tercih ederseniz şöyle bakın arkadaşlar. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Şu kısmı da hiç bakın köşeyi de söyleyeyim arkadaş. Şu kısmında hiç tığ battı atlamıyorum köşede. Direkt aynı bir önceki bir sonraki tığ battının içine yapıp sonra diğer yanındaki boş tığ battıya sık iğne ile geçerseniz köşeler bu şekilde çok güzel duruyor. Hatta arkadaşlar bunu da söyledim mi? O çok yakın olduğu için birbirine hemen dibine batmışım bakın. Bu şekilde güzel köşeler çıkartabilirsiniz alternatif olarak. Genelde köşede zorlanıyorlar. Köşeyi nasıl dönelim, nasıl yapalım arkadaşlar. Burada bir tane atladıysam dibine batmışım. Çünkü oyum kısmı bunun oyum kısmıyla farklı. Hani tığ battı fazla olduğu için. Böyle bu şekilde de köşeleri dönebilirsiniz. Evet. Tekrar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.